Hazreti İsa'nın ölmediğini, Allah'ın izniyle ikinci kez yeryüzüne geleceğini Kur'an'a dayanarak kitaplarınızda anlatıyorsunuz. Sanıyorum dünya çapında tanınan yazarlardan Dan Brown da sizin kitaplarınızı okumuş olmalı ki bence Hazreti İsa çarmıha gerilmedi diye yazmış. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini kanıtlayacak pek çok delil olduğunu, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmadığını söylüyor. Bu sözleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz demiş Umut Seymen İzmir'den. Akılcı değerlendiriyor. Tabii ki Allah'ın oğlu değil. Bir de çok çocuksu bir ifade bu. Yani Hristiyan kardeşlerimiz milyonlarca insanın dinsiz olmasına sebep oluyorlar. Milyonlarca genç sırf bu yüzden Hristiyanlıktan koptu ve ayrıldılar. Evet. Çünkü yani insan Allah olur mu? Hayır. Yiyen, içen, uyuyan, doğal ihtiyaçları olan, Allah'a dua eden bir insan Allah olur mu? Allah'ın tecellisi diyebilir. Yani bütün insanlar Allah'ın tecellisidir. Ve Allah'ın peygamberi olduğu açık açık belliyken bunu yetersiz görüp bakıya peygamber demek yeterli değil. Ne yapalım? Bakın sevginin bazen böyle çok olumsuz etkileri de olabiliyor. Yani şeytani sevgiden Allah'a sığınmak lazım. Böyle sevgi olmaz. Bir sefer onu ilahlaştırıyor. Halbuki sevgi Allah için olması lazım ve Allah'ın tecellisi olarak insan sevilir. Allah'ın tecellisi olarak sevmiş olsalardı bu tip bir konu hiçbir şekilde olmazdı. Ama inşallah Mehdi devrinde, Hazreti Mesih'in zamanında bu fitne de bu kargaşa da ortadan kalkacak. İnşallah. Tek Allah olduğu, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığı, dolayısıyla ilah olmadığını bizzat kendisi anlatacak gelip. Ancak öyle yatışırlar zaten şimdi Hristiyanlar biz anlatsak da o kadar pek kanaatleri gelmez. Ama Mesih'in bizzat kendisi geleceği için, kendisi anlatacağı için daha akılları yatışacak, inşallah daha rahatlayacaklar.